Tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp gönül havanına koymalı, tevhid tokmağıyla dövüp insaf eleğinden eleyerek gözyaşıyla hamur etmeli, aşk ateşinde pişirip içine muhabbeti Muhammediye balından katarak kanaat kaşığıyla gece gündüz yemeli. İrfan Meclisi'nden merhabalar. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. İrfan Meclisi'nde bu bölümde Bayezid-i Bistami, Bayezid-i Bestami veya diğer bizim meşhur söyleyişimizde Hazretlerini konuşacağız. Zaman zaman, mesela geçenlerde yaptığımız gibi Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Hazreti Mevlana gibi zatları konuşuyoruz. Çünkü İrfan Meclisi'nde bir yandan bazı makamlar, mertebeler, ıstılahlar konuşulurken bir de bütün bunları kendisinde birleştiren, bütün bunlara ayna olmuş zatlar da konuşulmalı ki bunlar gerçekleştirildiğinde ortaya kanlı canlı nasıl bir manzara çıkıyor bunu görelim. Yine Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyoruz inşallah. İnşallah hayırlı yayınlar olur. Yine arkadaşlarımız var, misafirlerimiz, üniversiteli arkadaşlarımız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden ve tek başına Hacettepe Üniversitesi'ni temsil eden arkadaşımız. Hoş geldiniz. Afak Kulübü değil mi? İslam İlimler'den Afak Kulübü. İnşallah yayın boyunca beraber olacağız arkadaşlar. Bayezid-i Bistami Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini konuşurken atıfta bulundunuz sık sık, evet, hocam. Evet. Bir mukayese de yaptınız. Doğru. İki ana akımı, irfan yolunun iki neşvesini, iki meşrebini, psikolojisini temsil ettiğini söylediniz. Belki onu tekrar hatırlatarak başlayabiliriz. Evet, yani ikisi de şahrah, yani ana yol diyelim. Birinde biraz daha temkin, daha sahu, daha ayıklık, daha ayağınız yere sağlam basmak ve sözleri daha ölçülü kullanmak gibi bir özellik var. Cüneyd-i Bağdadi'den bahsediyoruz. Bugün söz konusu edeceğimiz, kendisinden bahsedeceğimiz Bayezid-i Bistami ise biraz daha taşkın bir özelliğe sahip. Yani sözlerinde zaman zaman bizim hani anlamakta zorlanacağımız şatahat türü sözler olan, bunları biraz da hani manevi sarhoşluk dediğimiz, yani aşkın taşkınlığıyla söylediğine inandığımız ve hakikaten ama bir duyguyu ifade eden özellikleri olan ve zaman zaman başka şahıslarda da gördüğümüz bir yol bu. Yani cezbe yolu. Aslında biraz da bu bir sonuç aslında bakarsanız. Çünkü tasavvuf ve irfan geleneğinde yani insan eğitiminin iki önemli yolu var. İki önemli yöntemi var. Yani birisi biraz daha taat, ibadet gibi temel ilkelerle yoğrulan ve nafile ibadetlerle beslenerek insanda bu ibadetlerin derinleşmesi sonucunda manevi coşkuyu meydana getiren ve sonunda onun da aşk ve muhabbeti doğurduğu bir yol var. Bir de riyazat ve mücahede ile devam eden, yani zorluklarla, açlıkla, efendim işte nefse ağır gelen şeylerle mücadele ederek o mücadele sonucunda yine bir aşkın ve cezbenin oluştuğu yol ve yöntem var. Yani bu iki önemli yolun ikisi de cezbeye, aşka çıkıyor. Ama birisinde o işte Cüneyt tarafında biraz daha temkin var, biraz daha sah var, biraz daha ölçülü ifadelerle ifadeyi meram var. Bayezid ve benzerleri ise bu duygularını ifade ve anlatımda çok kaygı taşımıyorlar. Yani duyanların bunu nasıl anlayacağı noktasında hesapları olmadan yani içlerinden geldiği gibi söyledikleri olabiliyor. Yani o bakımdan Bayezid-i Bistami biraz bu sekir tarafını, cezbe tarafını, coşku temsil tarafını temsil ediyor diyebiliriz. Yani Hallaç'la, meşhur Hallacı Mansur'la da benzeşen tarafları var. Yani çünkü Hallaç'ta da nasıl bir enel hak söylemi ve sözü varsa Bayezid-i Bistami'de de Subhani ma azama şani.
Yani ben kendi şanımı kendimi tesbih ederim. Benim şanım ne yücedir halinde. Ama o bunları söylerken biraz sonra konuşurken de göreceğiz. O dualarında dediği gibi ya Rabbi ben seninle olduğum zaman en büyüğüm. Ben senden uzak olduğum ise hiçim. Yani bütün bunları söylerken o kendisi yok arada. Hiçlik makamından. Hiçlik makamında. Kendisi tamam. Yok arada ve kendisine o varlığı veren, o varlığın sahibini tespit ediyor. Evet. Kendini hiç görmeden bunları ifade ediyor. O bakımdan orada bir ifade farklılığı ve ifadede bir coşkunluk ve taşkınlık söz konusu. O yöne baktığınız zaman bu da bir renk katıyor tabii irfan geleneğine. Ya insanlar çünkü böyle çeşit çeşit. Tabii yapıları öyle. Yani her insandan uygun. Aynı sekineti, aynı duruluğu, aynı temkini bekleyemiyorsunuz. Evet. Bazı insanları frenlemek, tutmak biraz daha zor. Evet. Yani asıl sadece evet. Sahabilerde de öyle. Evet. Yani her sahabiyi aynı ölçülerle tepki verdiğini görmez mümkün değil. Efendimizin söyledikleri veya emrettikleri karşısında. Dolayısıyla bu insan geleneğinin kaçınılmaz bir sonucudur. Bayezid bu tür bir gelenekten geliyor. Bu meşrebin imamı. İmamı, evet. İmamı. Serdarı ve imamı. Şimdi, Şahrah'ın temsilcisi. Eyvallah. Bir de tabii Mecusi bir aileden geldiğini biliyoruz. Değil evet, mi? Yani bu da, büyük dedesinin Mecusi oldu. İran kökenli. İran kökenli. Bistam dediğimiz o bölgeden gelmiş. Orada doğup büyümüş. Büyük dedelerinden birisinde Mecusi olduğu ifade ediliyor. Bu tabii yani 3-5 nesil ileri giderseniz herkesin soyunda sopunda yani bu tür putperesttir, Mecusidir, Şamandır veya başka din mensubu insanlar bulunabilir. Bu onun için bir nakısa değildir. Önemli olan yani Bayezid bin Sami'nin kendi yetiştiği ortam ve ortam sonucunda aldığı eğitim ve onun sunduğu şahsiyettir. Yani Bayezid nasıl bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor? Nasıl Bayezid diye görünüyor? Bizim için önemli olan o tarafıdır. O yöne baktığınız zaman Bayezid gerçekten... Zaten çevresine baktığımız zaman hepsi bugün irfan tarihimizin yıldızları olan isimlerden oluşuyor. Bir de zaten şey işte olarak... Şakiki Belhi ile Zünnun Misri Hazretleri ile dostlukları tabii, var. Onlarla arkadaşlıkları var. Oturmuş, konuşmuş, gelmiş, gitmiş. Yani irfan geleneğinin önemli merkezleri olan yerlerde bulunmuş. İşte Bağdat'a gelmiş, Şam'a gitmiş, ne bileyim Mekke'ye, Medine'ye ulaşmış. Yani oralarda her türden bu çiçeklerden tabiri caizse bir koku, bir teşemmüm almış. Bu, ve bu zatları işlerken o dikkatimizi çekiyor hocam. Yani bu zatların aynı zamanda bir seyyah bir tarafları da var. Doğru. Bir de şu var tabii, o zamanın ilim geleneğinde de bu var. Rihle dediğimiz bir şey var. Yani ilim yolculuğu. Yani ilmi bir medresede, bir kitapta değil de daha çok işte hocaların ayağına giderek, orada bir süre kalarak ondan almak şeklinde bir gelenek var. Hadiste de var bu rihle geleneği. Fıkıhlarda da, fıkıhçılarda da var. Tasavvufta daha fazla. Bir de tabii bunların özellikle de hani eğitim yöntemlerinden birisi bu. Bir halvet tarafı var malum, daha önce bahsetmiştik. Bir sohbet var, bir de seyahat var. Dolayısıyla bu seyahat tarafını seçmiş olanlar arasında çok sık gezenler, çok yer dolaşanlar ve her gittiği yerde de ehli irfan birisini bulup yani ondan bir süre ahzı feyz edip oradan bir başka tarafa gidenler görülebiliyor. Bayezid'de de bu var. Bayezid zaten istediğim gibi babası, annesi falan da hep salih ve saliha insanlar. Üç kardeşi var. Yani kendisine bir kardeşler, üç kardeşler. Yani üç kardeşin üçünde de yani yani oldukça özellikleri olan bir ailenin çocukları bunlar. Hicri 3. asrın yani 240-260'lı yıllar arasında vefat ettiği söyleniyor. Demek ki 2. asrın, miladi 9. asrın insanları bunlar. Yani tasavvufun ve İslami ilimlerin yeni yeni tekevvün ettiği, işte kitaplara yazılmaya başlandığı, hadislerin yeni yeni tedvin ve tasnif edilmeye başlandığı, fıkıh kitaplarının da yeni yeni yazılmaya başlandığı bir dönem. Yani bunlar o bakımdan her biri kendi alanında bir kutup şahsiyet, rehber insan, önder şahsiyet. Yani onların etrafında şekilleniyor bu gelenekler. Yani fıkıh geleneği işte fakihlerimizin etrafında. Hadis geleneği muhaddislerimizin. Onlara nasıl imam diyorsak yani aslında. Bu tasavvuf irfan geleneğinde. Yani, batın fıkhının imamları. Bir imamı olarak değerlendirebilecek özelliğe sahip. Tevhidden, marifetten çok bahsettiğini, bunu işlediğini, buna vurgu yaptığını görüyoruz. Evet, doğru. İşte o cezbesinin çokluğu sebebiyle veya hissettiklerinin
fazlalığı sebebiyle, yani kainata baktığı zaman veya işte mücahede ile ilgili bir takım temrinlerde bulunduğu zaman hissettikleri duygular onu bu alanla ilgili çok şey söylemeye sevk ediyor. Yani tevhid ehli olarak, yani kainata baktığında o haktan başka bir şey görmediğini söylüyor. Bir tek o var. Yani öyle bir coşkuyla konuşuyor ki bunları, haktan başka bir şey görmüyor. Ve buna nasıl ulaştın bu noktaya denildiği zaman da işte çıplak beden ve açlıkla diyor. Yani az yemekle, işte dünya nimetlerinden az istifade. Buna çok vurgu yapıyorsun. Yani bu açlıkta ne buldun sen deyince, ben açlıkta kendimi buldum. Eğer Firavun aç bırakılsaydı azmaz taşmazdı. Yani insana nefsini frenlemeyi, kendine hakim olmayı sağlayan şu aç kalabilmek ve açlıkla kendini test edebilmektir filan şeklindeki söylemleriyle, yani o mücahede tarafının sonuçta kendisini tevhide, hiçliğe ve o azamet ilahiye karşısında serfuru etmeye çok güzel bir şekilde. Tevafuku oldu hocam. Firavun açlıktan bahsedince arkadaşları kafalarını sallıyorlar. Çünkü biz de tam girmeden önce kişinin hani kendisini işte alçak gönüllü davranması, kendisini kibirden uzak tutması için bazen açlığın, hastalığın, yoksunluğun, bazı şeylerden mahrumiyetin faydasından bahsederken tam da Firavun meselesini konuşmuştuk arkadaşlarla da. Çok güzel tevafuk oldu. Bu arada hani bilmiyorum buraya kadarki kısımla alakalı ekleyeceğimiz bir katkınız olur mu arkadaşlar? Hazır size dönmüşken var mı sorunuz? Hocam bilmiyorum. Dönmüşken var alalım mı? Varsa alalım. Buyurun. Hocam şimdi Beyazıt-ı Esami'nin o ilahi aşkını, yani Sübhani diyebilecek kadar o coşkuyu yakalayabilmek günümüzde mümkün müdür, yani böyle bir şey? Yani günümüz şartlarına baktığımızda, yani böyle o aşkı yakalayabilmek, yani... Zaten bu zatlardan bahsederken genelde iş gelip buraya, burada duyumlanıyor değil mi hocam? Yani genellikle bu soru soruluyor ama... Bu zatlar sanki tarihi şahsiyetlermiş. Ben her devirde Bayezitlerin, Cüneytlerin var olduğunu düşünüyorum. Yani her devirde, bu devirde de bu duyguları yaşayan, hisseden, az da olsa tabii bu günümüzün arazisi, tarımsal koşulları diyeyim, buna çok uygun olmamakla birlikte yani kendini bu işe vakfedip bu manada mücahedeye soyulmuş olan kimselerin bu duyguları yaşadıklarını, yaşayabildiklerini, yaşayabileceklerini en azından düşünüyorum. Ve bu kapının kapanmadığını. Tabii yani bu insan varsa... İnsan varsa, bu yolda insanlara ait bir yolsa, yani bu böyle ulaşılmaz bir yol değilse, ki öyle, yani tarih boyunca bu kadar insan, Bayezidler, Cüneytler, efendime söyleyeyim, Hudayl bin İyadlar, efendim Bişr Hafiler hep bu yol ve yöntemlerden gelip geçip burada irfana, tevhide, birliğe ermişlerse, bugün de bu gerçekleri yaşayanlar, anlayanlar, idrak edenler elbette var. Hatta bazen yani normal gündelik hayatın içerisinde hayhuyla meşgulken toparlanıp, derlenip bu yola girip ve kendisini hakikaten dünyanın kirinden, pasından kurtarıp o tevhidin, imanın, irfanın merkezine çekebilen insanlar bugün de var. Nitekim işte televizyonlara, gazetelere yansıyan, işte sahneden secdeye diye kitaplar yazan hanımefendiler veya başka efendiler aslında bunun bence o tarihi örneklerinden günümüze aksedenleridir yani. Hocam bir de şey yok mu? Şimdi Beyazıt Beslem Hazretleri'nin bugünden bakınca idealize edince tarihi bir şahsiyet gibi anlaşılmaya müsait hale geliyor. Yani evet, uzak tarihi bir şahsiyet, yaşamış geçmiş ama kendi çağında Beyazıt Beslem Hazretleri'nin biz bulunduğu şehirden değil mi çıkmak zorunda bırakılmak. Tabii 7 defa, yani, 7 defa göçe mecbur ediliyor. Şehirden yani, göçe, yani anlayamamışlar, şehirden göçe mecbur ediyor. O zaman da muhtemelen onlar demişlerdi eskiden kimler vardı. Beyazıt'tan yani bir şey olmaz demişlerdir yani. Nereden çıktı bu? Niye göre söylüyorsun bunu diye onu da kınayanlar, beğenmeyenler, şehri terki mecbur edenler, ama onu şehri terki mecbur edenler daha sonra görüyorlar ki başları bin bir türlü adam kurtulmuyor. Yani bu kovdukları adam yani nasıl bir adamdır ki, yani ona yaptıkları bu zulüm sonucunda kendileri bu sefer beladan kurtulamıyorlar. Aman diyorlar kalsın. Bu sefer ona hürmet etmeye, saygı duymaya başlıyorlar. Dolayısıyla yani herkesin
veya benzer şahsiyetler, öyle diyeyim daha genel manada, bu tür sıkıntıları tarih boyunca olmuştur. Belki bugüne gelse Bayezid bizzat kendisi de, evet, gelmiş olsa, evet, benzer sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla tarihi şahsiyetleri, yani işte tarihte kalmıştır, bugüne gelmesi mümkün değildir gibi görmek lazım. Bugün de bunu yaşamış insanlar elbette vardır. Çevremizde bir sürü insanlar olabiliyor bu türden. Yani biz onları vefatından sonra daha çok fark ediyoruz. Yani hayatındayken çok fazla fark etmiyoruz da vefatından sonra ya adam hakikaten kadro kıymetini bilemedik. Bu ricalden bir adamdı. Hakikaten adam gibi bir adamdı. Hatta kutuptu dediğimiz böyle hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan oluyor. Yani şey değil. Ama tabii Bayezid artık ilk devirlerin sembol şahsiyetlerinden birisi olduğu için onun ayrı bir yeri olmuş bizim irfan geleneğimizde. O yüzden ona biraz fazla farklı gözle bakıyoruz. Ama yoksa bir misil değildir yani. Misilsiz, eşi benzeri olmayan değildir. Onun da eşi benzeri veya ona mümasil tarih boyunca gelmiştir. Bugün de muhtemelen vardır ama şudur bilemem. Ama ben inanırım ki Allah Teala'nın bu gök kubbenin altında nice aslanları, nice yıldızları devam etmektedir. Boş değildir. Dolayısıyla yani o bize ne ile örnek? Ahlakı ile örnek, fedakarlığı ile örnek, söylediği sözlerle örnek, yaşantısı ile örnek. Yani dünya derdinde olmayan bir adam. Dünya derdinde olmayan bir adam. Yani diyor ki Allah Teala'dan beni yeme içme ve kadın derdinden kurtarmasını dilemeyi düşündüm. Yani bunlarla meşgul olmayayım, kulluğa koşayım diye diyor. Sonra bir de düşündüm ki Allah'ın Resulü böyle bir şey istememiş. Yani beni yemekten içmekten ve aile hayatından ne haddime böyle bir şey. Ondan sonra vazgeçtim diyor. Ama Allah bana öyle bir şey verdi ki ya yolda karşılaştığım kadın mı duvar mı fark etmeyecek bir duruma da geldim. Yani çünkü artık zihnimden bu tür takıntılar gitti. Yani her şeyi yerli yerine koymuş oldum. Dolayısıyla yani bir şey taktığınız zaman kafanıza o takıntı sizi yönlendiriyor. Ama siz asıl hedefinize yönelmişseniz, oraya kilitlenmişseniz Allah'ın rızasına ve kulluğa, onlar sizin için bir takıntı olmaktan veya sizin ayağınızda pranga olmaktan çıkıyor. Aslında Bayezid Bistami bunu söylüyor. Yani siz bu tip şeyleri kafanıza takıp da ayağınızı frenlemeyin, kendinizin önüne engel koymayın demek istiyor. Hocam şey yapsak, bir Derviş Çeyizi ile ara versek, sonra Bayezid Bistami Hazretleri'nin, çünkü çok böyle çarpıcı açıklanmaya ihtiyaç duyan, ışık tutan sözleri de var. Onlar üzerinde biraz şerh ederek konuşmak lazım. Derviş Çeyizi'ni izleyeceğiz. Arkasından Bayezid Bistami Hazretleri'ni konuşmak üzere buradayız. Sofra, gezginci dervişlere verilen deri örtüdür ki katlanarak bele asılır ve Mevleviler de Bektaşiler gibi sofra için sumat deyimini kullanırlar. Sumat maddesinde sofranın birkaç çeşidi vardır. Mevlevi tekkelerinde ihvanın bir arada yemekte kullandıkları bir çeşit meşin sofranın adıdır. İkinci çeşidi ise yuvarlak etrafında halkalar dikilmiş ve bu halkalardan geçirilen bir zincirle seyyah dervişlerin bunu toplayarak bir tür torba haline getirdikleri, uzun olanının dergahlarda kullanılan uzun meşin örtü olduğu ve uzunluğundan dolayı Elif-i Sumat denildiği bilinmektedir. Meclisi kaldığı yerden devam ediyor. Bayezid Bistami Hazretleri'ni konuşuyoruz. Kendisi cezbesiyle, istirakıyla, sekriyle şöhret bulmuş ve o yolun imamı, o meşrepteki, o zevkteki sufilerin, irfan yolcularının imamı olmuş. Hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam çok şeyle çarpıcı, hepsi nasıl diyelim, birer böyle işaret fişeği gibi
patlayan işaret fişeği doğru. nasıl bir aydınlatır ve sarsarsa aynı zamanda çok çarpıcı ve gösterişliyse öyle ifadeleri var. Yani bunların her biri mesela mücahede ile alakalı olanı ayrı, şatahat kabilinden olanları doğru. ayrı. Özellikle mücahedeye ilgili soruyorlar diyorlar bir gün. Mücahedenin en kolayı senin için mesela hangisi, o ne kadar nasıl, nasıldı falan diye. O da diyor ki ben diyor en kolay mücahedem bir defa nefsimi ibadete davet etmiştim. Kulluğa davet etmiştim. O da bu davetime icabı etmeyerek direndi. Hı. Ben de kızdım. Ona 10 yıl su içmeme cezası verdim. Kendi kendime böyle ceza verdim. Bana en kolay gelen buydu diyor. Hiç ondan rahatsız olmadım diyor. Yani şimdi düşünebiliyor musun? 10 yıl süreyle su içmeden sadece işte gıdaların suyuyla iktifa etmek gibi bir ceza verdim kendime ve ondan müteessir. Yani çünkü irade var. Yani bir hedef koyuyor kendisine. Ayak bağı olan nefsinin üzerine gidebilmek için orada hiç zorlanmadan sonuca gittiğini ifade ediyor ki aslında bugün insanlara çok mesaj veriyor. Yani böyle yapılsın, su içilmesin manasını söylemiyorum ama yani o irade önemli orada. O şeyin, Bayezid'in ortaya koyduğu irade ve bunda zorlanmadığını ifade. Çünkü biz çoğu zaman yani bir şeye karar verdiğimizde mesela yememeye karar versek bile yani bu akşam kalsın da yarın sabah biraz azaltırız veya işte bir alışkanlığımızdan vazgeçeceksek yani yarın başlayalım inşallah. İşte hafta sonu bir gelsin falan gibi böyle hep ötelemeyi severiz. O öyle değil. Karar vermişse bu yapılacak. Ve hocam yeri gelmişken bununla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şimdi fıkıhta bazı içtihatlar var. Evet. Değil mi? Yani doğru. zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi kaidesi kabilde, var. Kabilde evet. Mecelle kaidesi de var. Benzerini biz tegayyürü müciptir. Benzerini biz batın fıkhı diyebileceğimiz bu tasavvufta ve irfan yolunda da benzer bir içtihat değişikliği, zamanın değişmesine göre terbiyenin, eğitimin değişmesi söz konusu değil. Oluyor tabii. Yani sosyal şartların değil mi yani? Yani o zamanki bazı şeyleri birebir uygulamak bugün mümkün değilse sosyal şartlar değişmişse, değişince, toplumda algılar değişmişse, çok böyle edepten sayılan şey artık sıradan bir olay olmuşsa veya tersi gerçekleşmişse o algıların değişmesiyle birlikte yani onların ehem mühim sıralamaları elbette değişikler olabilir, olmuştur tarih boyunca. Yani dolayısıyla nasıl şeyler müştehit imamlarımız fıkıhta birer içtihat sahibi ise irfan geleneğindeki imamlarımız da yani bu alanla insan terbiyesi, insan eğitimi, insan irfanı ile ilgili içtihatlar yapmaya yetkilidirler ve bunu yapmışlardır. Doğal olan da budur. Ya bugün de mesela işte pedagoglar, psikologlar yani bugün insan eğitimiyle uğraşan insanlar da değişen şartlara göre efendim işte sosyal hayatın dayatmalarına göre insanların işte lezzet kavramlarına, haz kavramlarına göre yani eğitim yöntemlerini zaman zaman değiştiriyorlar. Önde olanı sonra, sonda olanı öne çıkardıkları olabiliyor. Yani bugün çok kötü görünen bir şey daha önce çok hoş görmüş olabiliyor. Mesela sigara bundan 15-20 sene önce çok daha doğal bir algıyla bakılırdı ama şimdi öyle bir 100 sene önce ilaç diye reklamı yapılıyordu hocam. Yani şey Amerika'da falan ilaç diye yani. Ama şimdi hakikaten böyle bir algı yönetimi oradaki doğrusu da buydu. Şimdi insanlar yani sigara içenler böyle şeyli gibi böyle vebalı falan gibi hissediyor kendisini. Kenarda kimsenin görmediği yerde içmeye çalışıyor. Bunlar güzel şeyler. Yani bu algı yönetimine ihtiyacı var insanın. Dolayısıyla mesela bir zamanlar çok mubah gibi görülen şey bugün işte tahrim mekruhtan harama kadar fıkıh hükmüyle değişti. Yani fıkıh bakımından baktığımızda şimdi alimlerimiz diyorlar ki sigara artık haramdır. Yani eskiden sadece mekruha getiriyorlardı ekonomik zararından dolayı. Ama şimdi sağlık zararından dolayı ferdi bir şey var, tahribat var ve haram noktasına geldi. Bu şeyde de böyle, yani manevi hayatta da böyle. Manevi hayatta da size hakikaten çok benlik veren bir takım şeyler varsa, duygular ve şartlar varsa onları değiştirip sizi daha kendinize, kendiniz olmaya ve tevazuya yönlendirecek şeyleri öne çıkarmak, öbürlerini biraz daha ötelemek yine onların iştahatlarıyla yapılacak olan işlemlerdir. Evet, çok. Bir de hocam bu annesiyle alakalı yaşadığı bir şey var. Evet, çok o da çok çarpıcı bir cali bir dikkat bir şey. Yani onun da önemli bir şeyi var. Yani bir mesaj tarafı, mesaj evet. değeri var. Evet. Annesi kendisinden bir gün işte su istiyor. O da çıkıyor annesinin su almak için dışarıya. Geldiğinde bakıyor ki annesi
uykuya dalmış, yani sızmış oturduğu yerde. O da kıyamıyor annesinin uyandırılmasına, onu rahatsız etmeye kıyamıyor. Başucunda bekliyor ta ki uyanıncaya kadar. Hani o sahabeden de vardır ya bir zat-ı muhterem, işte hikayesi uzun. O da böyle akşam eve gelmiş yorgun argın, hanımıyla beraber yemek yemişler. Hanımından su kırbası su istemiş. O da su kırbasından su getirinceye kadar uyumuş. Hanımı gelmiş başında beklemiş, uyandırmamış. Uyandığında hayrola demiş, sana su getirmiştim deyince, ya niye demiş uyandırmadın? Kıyamadım demiş, yorulmuşsun onun için. Allah'a çok hoşuna gitmiş, iste benden ne istersen. Yani o hikayesi uzundur, o tarafa girmeyelim şimdi. Burada da böyle, yani annesini uyandırmaya kıyamamış, başucunda beklemiş. Uyandığı zaman niye oğlum ayaktasın falan deyince, işte su istemiştiniz anneciğim, size su getirdim, uyandırmaya kıyamadım deyince, ya bırakıp gitseydim falan dedikten sonra, beni yanı başında bulamazsın ve üzülürsün diye kıyamadığımdan gitmedim anneciğim deyince, ben riyazatta bulamadığım güzellikleri bu anne hizmetinde buldum diye bir hakikaten çok hoş değerlendirmesi var. Aslında bu Ehlullah'ın tabii, yani o metafizik bir takım sözlerinden çok belki bize, insanlarımıza en çok mesaj vereni bu tür ahlaki erdemlere yönelik örnekleridir. Yani herkesin bugün, yani anne ile ilgili ders alacağı bir şey bu. Yani öbürleri hani marifetle ilgili, tevhidle ilgili söyledikleri de çok önemli ama yani bence hayatın içerisinden ahlaki örneklikleri Bayezid ve benzeri zaten diğer sonuç aslında Ehlullah'ın içindeki o tabii tevhid, marifet anlayışının amacı da o zaten. O amacı da vermektir. O ahlakta bir sonucu aslında. Ulaşmaktır. Hakikaten o manada Bayezid Bistami'nin bir de şeyi de çok önemli. Yani kitap ve sünnet kaygısı da çok önemli. Hmm. Yani onun kendi hayatında kitap ve sünneti çok önemsiyor. Ve sünnete değer veren insanların ardından gitmeyi de. Hatta bir seferinde diyorlar ki, ya şöyle şurada bir zahit, ehli takva bir zat var. Birlikte gidip onu ziyaret edelim. Hay buyurun beraber gidelim diyorlar. İşte evinin tarafına doğru giderken o da evinden çıkmış. İşte camiye veya bir işe gidecek. Bunları fark etmiyor. Kapıdan dışarı çıkarken affedersiniz kıble istikametine doğru tükürüyor. Bunu görünce dönebiliriz diyor. Niye diyorlar? Ya diyor ki bir edepten bir adaptan bir edebi terk eden, yani kıble istikametine tükürmek, ya daha doğrusu tükürmek, sokakta tükürmek çok çirkin bir şey. Kıble istikametine tükürmek daha da büyük bir çirkin bir şey. Buna riayet etmeyen birinin biz diyor nesinden istifade edeceğiz diyor yani. Hangi feyizinden istifade etmemiz söz konusu olacak diyor. Burada aslında yani toplumda insanların muamelelerinde, ilişkilerinde ne kadar nezahet ölçüsünde olması gerektiklerini gösteren çok önemli bir mesaj da var. Sünnet hassasiyeti var. Mesela bir adamı diyor gökyüzünde bağdaş kurmuş oturuyor görseniz veya denizin üzerinden yürüyor olarak gittiğini görseniz onun sözüne inanmayın diyor. Ne zamana kadar? Onun kitap ve sünnet, emir ve nehi çizgisindeki uygulamalarını görünceye kadar. Yani o kitaba sünnete uygun hareket ediyorsa tamam. Değilse onun işte gökyüzünde bağdaş kurmuş olması, suda yürüyor olması, yani nereden malum ki sihir değildir veya göz boyuyor değildir. Bir sürü bunu yapan insanlar güzel var. Bir ölçü. Ya çok güzel, çok önemli bir ölçü. Yani o şeye kitap ve sünnete ve nehi ve emir çizgisindeki ölçülere bakılması ile ilgili tavsiyeleri gerçekten çok üzerinde durulması gereken hocam, bir şey. Hocam arkadaşlarımız da burada ihmal etmeyelim deriz. Bir soru senin var, bir de senin mi vardı? Önce şöyle yapsak, senin de mi var? Şimdi Beyazıt Bestami Hazretlerinin ben Sübhanım demesi, bunun tasavvuf olarak değerlendirilmesi ve Mevlana'nın bir an kendisinden geçip ben senim ama sen ben değilsin ifadesinin bu Beyazıt Bestami'nin ben Sübhanım deyişiyle bağlantısı olup olmadığını soracaktım. Ben teşekkür ederim. Evet. Genelde bu şatahat ve o cezbe sözleri o tür sözlerdi belki çevresinde
cereyan, sorular. Evet. Evet. Hocam siz biraz önce ilim öğrenirken rihla yani yolculuktan bahsettiniz. Hı hı. Yani senin yaptığın gibi şu anda sen ilim için bir rihla yaptın değil mi? Ha, Özbekistan'dan, Semerkant'tan Ankara'ya geldi Ali Bey kardeşimiz. Hadi bakalım. Peki Peygamber Efendimiz'in hicret etmeleriyle bu ilim öğrenirken yani rihle etmenin bir bağlantısı var mı acaba? Hicretler rihle arasında bağlantı var mıdır? Elbette. Peki, evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, şimdi Bayezid'e bilgiye ulaştım diye aktardı arkadaşımız ama. Kızımızın sorduğunu evet. Söylüyorsunuz değil mi? Yani orada Bayezid ile Hazreti Peygamber örneğinden yola çıkarak Şems'le Mevlana arasındaki konuşmadan bahsetti. Orada her türlü bilgiye ulaştığımdan maksadı artık yani biraz önce konuştuğumuzda söylediğimiz gibi yani ben olmaktan çıkıp hakta fani olunca onun adına konuşuyor. Yani orada bir şatahat var. Yani burada ben kendimi kastetmiyorum. Şatahat nedir hocam? Şatahat aslında un elerken eleğin üzerinden unların dökülmesi. Yani çok dolu olan bir eleği düşünün. Un dolu bir elek düşünün. İlk salladığınızda oradan taşmalar olur, dökülmeler olur. Yani hem sallanmaktan hem dolu olmaktan. Şimdi şataat dediğim şey, yani gönlü dolu ve bir de sarsılan bir adamın ağzından ve dilinden istenmediği halde, kendisi iradi olarak istemediği halde o eleğin üstünden dökülen unlar gibi bazı şeylerin kepeğin arasına karışarak dökülmesi hadisesi gibi bir hadisedir. Yani kontrolsüzce çıkan ama sözün kendisine bakıldığında bazen şer'i ölçülerle kıyaslandığında izahı zor olan sözlere biz bu literatürde, tasavvuf literatüründe şatahat veya şathiyat diyoruz. İşte bu biraz önce sizin söylediğiniz Bayezid'e izafe edilen Subhani Ma'azama Şani veya işte o ben işte ilimlerin en Sultanlarına ulaştım şeklindeki sözler bu manadadır. Orada kişi kendisinden bahsetmiyor artık. Yani kendisi yok arada. Enel Hak diyen Hallaç da keza yine kendisinden bahsetmiyor. O yok. Hak konuşuyor. Hakkın vasfıyla konuşuyor. Dolayısıyla bu şeyin efendim Bayezid-i Bistami'nin söylediği bu sözde böyle bir taşkınlık var. Aslında Mevlana'nın o yorumu bu problemi çözüyor. Yani şöyle söyleyeyim, sizin kabınız ne kadar küçükse sudan dolması o kadar kolaydır. Şimdi Bayezid-i Bistami'nin kabı Resulullah'ın kabına göre kıyasladığınızda elbette birisi işte bir terzi yüksüğüdür, öbürü ise deryalardan büyük bir okyanustur. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Bayezid-i Bistami hemen taşarak yani fazlalık olduğunu ifade edecek şekilde bir taşkınlık gösterebilir. Ama Hazreti Peygamber'e bu tecellilere ulaştığında o daha yok mu? Daha gerisi yok mu? Hatta ben buna niye razı oldum daha öncekine diyerek günde 70 defa istiğfar ediyorum sözünün bu manaya geldiği söylenir. Yani ben günde 70, yani bir tecelliye mazhar oluyor. Her tecelliye mazhar oluşta ikincisi geldiğinde ya ben öncekine niye razı oldum diyerek öncekine istiğfar ediyor Allah'ın Resulü. Dolayısıyla onun kabıyla, onun o ilahi tecellilerden nasip almasıyla Bayezid'inki bir değil. Bayezid'in küçük kabıyla hemen taşkınlık gösterdiği için o Sübhani Ma'azama Şani demiştir. O yüzden efendim bu tür taşkınlık gösterenler, şatahat türü sözler söyleyenler, nara atanlar, sayha edenler daha büyük olduklarından değil, kaplarının küçüklüğünden dolayıdır. Mesela şey düşünün, tazyikle akan bir çeşme düşünün. Sonuna kadar açmışsınız, tazyikle su akıyor. Siz o çeşmenin ağzına, altına fincan koyarsanız, şu kahve fincanını koyarsanız şu elimizdekini, onun içerisine bir damla su girmez. Girenin tamamı dışına çıkar. Tazyikten ve kabın küçüklüğünden dolayı. Ama siz onun altına kazan koyarsanız o bütün tazyikine rağmen o kazan içine akar nihayet taşar. Anlatabildim mi? Şimdi Bayezid'le Hazreti Peygamber arasındaki fark bu tür bir
farklı izah edilebilir. Dolayısıyla kastedilen de budur. Yani o şeyin Bayezid'in büyüklüğü manasına değil, Bayezid'in belki kabının küçüklüğüyle izah edilirse daha uygun olur. O zaten orada kendisini görmüyor. Cenab-ı Hakk'ı müşahede ediyor. Diğer kardeşimiz... Rihle ile hicret arasında bir bağlantı var. Son 5 dakikaya girmiştim. Rihle ile hicret arasında elbette bir bağ var. Tabii hicrette doğrudan doğruya bulunduğu yeri insanın terk etmesi söz konusu. Yani orada İslami ve dini hayatı yaşayamamaktan ve inancı ile ilgili problemler yaşamaktan kaynaklanan baskıdan kurtulmak üzere o baskının olmayacağı bir yere gitmek, bir hürriyet ortamına gitmek var. O manada ikisi de göç, yani birinde daha rahat İslami hayat yaşayabileceği bir yere vatan arayışı söz konusu. Öbürküsünde ise kendi ilmi açlığını doyurmak üzere ilmin bol olduğu muhitlere gidip oradan ilim devşirmek söz konusu. Bir göç olmak itibariyle birbirine benziyor ama sebepler ve muharrikler farklı. Birinde tamamen İslami hayatı yaşayabilmek üzere bir arayış, öbürgünde ise yani ilmine yeni ilimler katmak üzere bir arayış. Elbette birincisi çok daha önemli, hicret daha önemli. Çünkü iman ve Müslüman olarak imanla Müslüman olarak kalabilmek gibi bir derdiniz var. Öbüründe ise ilminizi artırmak gibi bir derdiniz var. Fakat ikisinde de sonuçta bir çaba var. Yani kendinizi inşa edip daha yukarıya taşıma gayreti var. O manada bir benzeyen tarafları elbette var ama birebir aynıdır demek mümkün değil. Yani sebepleri itibariyle birbirinden ayrı şeyler. Hocam, üçüncü bir soru daha vardı galiba. Bir soru daha vardı. O da şatahatla alakalıydı ama tekrar alabiliriz istersen. Hacettepe neydi? Hacettepe. Hacettepe değil mi? Beyazıt Bestami'nin Sübhanım deyişinin Mevlana'nın ben senim ama sen ben değilsin kendinden geçerek söylediği bu sözün arasında bir aşağı yukarı aynı şeyler. Aynı şeyler bunlar. Yani o ben sen ama sen ben değilsin. Yani Cenab-ı Hakk'ı kendi yerine ikam etmesi elbette mümkün olabilir mi? Ama insan kendisinin onunla kaim olduğunu söylemesi ben senim. Yani ben sen olduğum zaman zaten yokum, sen varsın. Ama seni bana şöyle bir şey. Vahdeti vücut var. Bir vahdeti mevcut var. Vahdeti vücut bütün varlığı bir tek var eden Allah'tan ibaret gibi görmek, onun kudret asarının, sıfatlarının, esmasının mazharı gibi görmek vahdeti vücuttur. Ve bu bütün var olan herleri bire indirmektir. Bunda problem yoktur. Yani ne kadar varlık varsa bu alemde hepsinin kaynağı birdir, bire indirmektir. Ama vahdeti mevcut diye bir şey var, o biri her yapmaktır. Bir olan Allah'ı her varlığa dağıtmak ve her varlığın birle irtibatını söylemektir ki o zaman işte o eşyayı tanrı yapmak gibi bir sapıklığa sebebiyet verir. Panteizm de diyebileceğimiz bir algıdır bu. Dolayısıyla burada bir fark var. O işte Hazreti Mevlana'nın sen ben değilsin sözü o manaya girdi. Yani seni ben olarak, beni sen olarak affedersin. Beni sen olarak görmek mümkün değil. Çünkü seni ben diye düşündüğüm zaman ben sana bir benimle şahsiyet vermiş oluyorum. Ama sen ben düşünürsek zaten sen varsın, ben yokum. Dolayısıyla orada problem olmuyor. Bir yani biri her yapmak başka şey, heri bire indirmek başka şey. Heri bire indirmek elbette güzel bir şey ama biri her yapmak doğru değil. Sakıncalı tek. Bir de şöyle bir şey de belki hatırlatmak lazım hocam. Bu Beyaz Beslem Hazretleri'nin kibirle alakalı söylediği. Yani kişinin kendisini 18 bin alemde en aşağı görmesi. Yani bu ifadeler ben sultanların sultanıyım, ben bütün ilimleri kapsadım demesi bir büyüklükten değil. O diyor ki köpek. En diyor en aşağıdaki benim. Böyle görmek lazım diyor. Bir köpek hikayesi var. Köpekle mülakatı var ki yani o işte tevazu, hiçliği belki anlatma bakımından. Belki onunla bitirebiliriz hocam. Evet, bitirebiliriz onunla. O gerçekten çok hoş bir şey. Bayezid-i Bistami bir köpekle bir yolda karşılaşıyor. Köpeğin tüyü, kılı, üzerindeki işte salyası vesairesi üzerine değmesin diye hikaye bu ya, toparlanıyor. Köpek de dile geliyor. Ey Bayezid diyor. Yani benim bedenimden sana sıçrayacak olan kir
bir kova suyla temizlenebilecek olan bir kirdir. Ama senin içindeki o benlik kiri var ya diyor, yedi derya ile yıkasak temizlenmez diyor. Çok etkileniyor Bayezid bu sözden. Ya diyor sen enteresan şeyler söylüyorsun diyor. Yani senin dışın evet belki pis ama benim içim gerçekten pismiş. Gel diyor biz seninle arkadaş olalım en iyisi. Ben senden sen benden istifade ederek belki bir adam oluruz biz diyor. Beraber arkadaş olalım diyor. Böyle bir hikaye. Çok hoş bir hikaye aslında. Yani bir diyalektik bakımından. Fakat köpek diyor hayır diyor. Ben seninle arkadaş olamam diyor. Ben seninle yoldaş olamam. Çünkü diyor sen diyor yolda insanlar seni gördüğü zaman o ariflerin sultanı geldi diye sana saygı gösterecekler. Beni diyor bu işte köpek diye taşlayacaklar. Sen benimle arkadaşla zaten dayanamazsın diyor. Sen benimle yoldaş olamazsın. Sen hiç boşuna heveslenme diyor. Çünkü seni diyor görenler üstadım sultanul arifin hoş geldin falan diye sana tazim edecekler. Senin benliğin kabaracak. Beni görenler de taş atacaklar bana. Ve dolayısıyla sen yine benimle olmak o zaman Bayezid Bistami diyor ki bir köpeğin bile yol arkadaşı olmaya layık değilmişim ben yahu diyor. Bu ne kadar yani büyük bir o sözleri böyle bir zatın söylediğini unutmayalım. Şimdi bunları söyleyen bir adamın yani ben işte şuyum ben buyum diye kendisine varlık izafe ederek benlik iddiasında bulunması asla mümkün beklenemez. Mümkün. O kendini devreden çıkarıp Rabbini zikretmek adına bütün bunları söylüyor. El-Luma müellifi de zaten bazı alıntılarla bunların üçüncü şahıs sigasıyla Cenab-ı Hak hakkında söylendiği noktasında ittifak ediyor ve diyor ki orada söylenen ben dediği odur. Allah Teala izafe etmektedir. O göze baktığınız zaman gerçekten önemli şey. Bir de Bayezid 60-70 yıllık ömrünü kendini ve Rabbini arayarak tamamlamış bir güzel insan. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıldırım Beyazıt isminizde de hem Yıldırım Beyazıt'ın ismi var hem de evet. Beyazıt Vesami'nin Hazretlerinin ismi bu arada var. Bayezid kelimesini de aslında söyleyelim kapatalım isterseniz. Bayezid, Ebu Yezid demektir. Yani Yezid'in babası. O baştaki elif düşmüştür. Bu Yezid veya Bayezid olmuştur. Yani aslında Muaviye demektir. Bir bakıma bir mana itibariyle Yezid'in babası Muaviye dir ama Türkçe'de Muaviye adı çok kullanılmadığı için veya işte bizim irfan geleneğimizde bu Bayezid ismi kullanılmış ve bizim sultanlarımızdan da iki tanesinin adı Bayezid'dir. Hocam sağ olunuz. Ağzınıza sağlık. Veda vakti geldi. İnşallah bir başka programda buluşmak üzere bütün seyircilerimizi Allah'a emanet edelim. Tekrar buluşmak üzere diyelim inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.